Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme notları videosuyla karşınızdayım. Gençler, oyunda yine birçok katil nerf ve buff'a uğramış durumda. Yani kimileri olduğu halden daha iyi bir hale getirildi. Kimilerini biraz daha güçsüzleştirdiler falan. Dengelemeye çalışmışlar kısaca. Aynı zamanda yeni katil ve yeni kurbanımız da geldi. Onları da her zaman olduğu gibi detaylı bir şekilde anlatacağız, merak etmeyin. Şimdi hızlı bir şekilde ilk değişikliklerimizden başlayalım. İlk değişikliğimiz Pig karakterinde. Pig'in pusu özelliğinin kullanım süresi 2 saniyeden 2.3 saniyeye çıkarıldı arkadaşlar. CTRL tuşuna basıp eğilip sonra sol tıka basılı tutarak bir atılım gerçekleştiriyoruz ya. İşte bunun süresini 2'den 2.3'e çıkarmışlar. Yine aynı şekilde bu pusu özelliğinizi kullanarak bir kurbana hasar verdiğiniz zaman 3 saniyelik bir bekleme süresi giriyordu araya. Bunu da 2.7 saniyeye düşürmüşler. Ve pusu özelliğinizi kullanarak yaptığınız atağı kaçırdığınız zaman eskiden 2 saniyelik bir bekleme süresi giriyordu. Bunu 1.5 saniyeye düşürmüşler. Gelelim Pig'in eğilme mantığına. CTRL tuşuna basarak haritada eğilmiş şekilde gezebiliyorduk biliyorsunuz ki. Eğilirkenki yürüme hızımızı 3.6'dan 3.8'e çıkarmışlar. Ve eğilme animasyonunu 1.3 saniyeden 1'e düşürmüşler. Yani karakter ayaktayken, eğilme pozisyonuna geçerken normale göre daha hızlı bir şekilde geçeceksiniz artık. Ve son olarak Pig'in tuzaklarına gelelim. Pig artık Jigsaw kutularını göremeyecek arkadaşlar. Kurbanların kafasındaki tuzağı çıkarması için bu kutulara gitmesi gerekiyordu biliyorsunuz ki. Ve Pig de bu kutuları görebiliyordu. Artık dediğim gibi göremeyecek. Ve son Pig değişikliği. Kurbanlara taktığınız tuzak 2.5 dakika içerisinde çıkarılmazsa patlıyordu. Bu süreyi 3 dakikaya çıkarmışlar. Şimdi gelelim The Hag değişikliklerine. Birisi tuzağınızı tetiklediği zaman o tuzağın 40 metrelik bir alanı içerisindeyseniz tuzağa ışınlanabiliyordunuz. Bu 40 metrelik mesafeyi 48'e çıkarmışlar. Yani artık daha uzak mesafelerden tuzağınıza ışınlanabileceksiniz. Bir diğer yenilik, tuzak kurma sürenizi 1 saniyeden 0.9 saniyeye düşürmüşler. Bu çok minik gibi gözükse de önemli olduğunu düşünüyorum. Sıradaki yeniliğimiz, bir kurban tuzağınızı tetiklediği zaman 5 saniyelik ışınlanma süreniz oluyordu o tuzağa. Yani tuzak 5 saniye boyunca tetikli kalmış oluyordu. Bunu 6 saniyeye çıkarmışlar. Bir diğer yeniliğimiz, kurbanlar tuzaklarınızı silebiliyor biliyorsunuz yanına giderek. Bu silme animasyonunun saniyesini 3.5'tan 4 saniyeye çıkarmışlar. Ve son olarak bir kurbanın tuzağınızı tetiklemesi için o tuzağın 3 metre yakınına girmesi gerekiyordu. Bu mesafeyi 2.7 metreye düşürmüşler. Biraz daha yaklaşması gerekecek yani tuzaklarınızı tetiklemesi için. Ve şimdi gelelim beni çok mutlu eden bir güncellemeye. Palyaço değişikliklerine. Palyaço'nun sarı gazının hız etki süresi 5 saniyeden 6 saniyeye çıkarıldı. Bu sarı gaza girdiğiniz zaman karakteriniz hızlanıyordu biliyorsunuz ki. Buna 1 saniyelik bir ekleme yapmışlar. Bu hızlanmayı kazanabilmek için sarı gazı fırlatıp ardından içinde 2.5 saniye durmanız gerekiyordu etkiyi kazanabilmek için. Bu aktivasyon süresini de 2 saniyeye düşürmüşler. Daha hızlı bir şekilde bu hızlanma efektine sahip olabileceksiniz yani. Clown'a gelen bir diğer yenilik, temel şişe sayınız 4'ten 6'ya çıkarıldı. Bence bu Clown için birçok şeyi değiştirecek. Özellikle ben çok mutlu oldum yani bu güncellemeye. Bu 3 güçlendirmeden sonra asıl özelliğinden de biraz kısmışlar Clown'ın. Mor gaz attığınız zaman kurbanların görüş açısı falan bulanıklaşıyordu biliyorsunuz ki. İşte bu mor gazın görüşü etkilemesi azaltılmış. Hareket bulanıklığından çok fazla rahatsız olduğu için oyuncular bu etkiyi biraz daha düşürmüşler. Sıradaki değişikliklerimiz doktor ile ilgili. İlk olarak doktorun şok terapisi mesafesi 10.7'den 12'ye çıkarıldı arkadaşlar. Yani mouse sağ tıkınızı kullanarak daha geniş bir mesafeye şok yayabileceksiniz. Bir diğer değişikliği de şok terapisini vurma süresi 1 saniyeden 0.8 saniyeye düştü. Yani sağ tıka basılı tutup şok atarken beklemeniz, doldurmanız gereken bir bar var ya. İşte bu bar 1 saniyede doluyormuş eskiden. Bunu 0.8'e düşürmüşler. Yani doktor için iyi bir yenilik olmuş. Sıradaki değişikliğimiz Demogorgon ile ilgili. Sağ tık özelliğinizi kullanarak bir kurbana hasar verdiğiniz zaman 3 saniye beklemeniz gerekiyordu karakterin toparlanabilmesi için. Bunu 2.7 saniyeye düşürmüşler. Gelelim Huntress değişikliklerine. İlk olarak Huntress'in temel balta sayısı 5'ten 7'ye çıkarıldı. Bu bence Huntress'i metaya sokabilir. Çünkü addonlarla 7-8 balta yapıldığı zaman çok güçlü olabiliyordu Huntress. Şimdi temel balta sayısı direkt olarak 7'ye çıktı. Eğer eklentilerinde falan bir değişiklik olmayacaksa ileride 10 baltaya kadar falan çıkartabiliyorlar sanırım Huntress'i. Bir diğer yenilik, Huntress'in balta tutarkenki yürüme hızı 3.08'den
3.54'e çıkarıldı arkadaşlar. Bu da ciddi bir oran. Ve Huntress'in son değişikliği, baltayı çekme hızı %10 arttırıldı. Artık baltayı daha hızlı bir şekilde kaldırabileceksiniz. Ve gençler son olarak Mangled, yani ağır yaralı durum efektiyle ilgili bir değişiklik var. Bu efekte girdiğiniz zaman normale göre daha yavaş iyileşebiliyordunuz. Ve bu efektten kurtulmak için tamamen iyileşmeniz gerekiyordu. Yani tamamen iyileşmediğiniz sürece bu efektten kurtulamıyordunuz arkadaşlar. Artık bu efektin bir süresi olacak. Perklere veya eklentilere göre 60 ile 90 saniye arasında bir süreye sahip olacak bu durum efekti. Yani bu süre zarfında tamamen iyileşmemiş olsanız bile bu efekt kendi kendine geçmiş olacak. Evet gençler, şimdi gelelim yeni eklenen değişikliklerimize. İlk olarak şu şekil bir harita geldi. Greenville Meydanı adı altında. Yine her zaman olduğu gibi hızlı bir şekilde haritamızı inceleyelim. I'm spitting this meticulous and limitless while others out there spitting shit. Got hits up on the charts and sit. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand on stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt, like yeah. A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. Like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. Ve evet gençler, gördüğünüz gibi yeni katilimizdeyiz. Katili çeviremiyorum, yani dönmüyor şu an, suratını sizlere çeviremiyorum ama kendi kendine zaten yana dönüyor ara sıra. Sol taraftan fotoğrafını daha net görebiliyorsunuz. Karakterimizin ismi Meçhul. Evet, sola döndü ve çok korkunç, ürkünç bir tipi var gördüğünüz gibi. Katilimizin hikayesini hızlı bir şekilde buradan okuyabilirsiniz. Şimdi katilimizin maç başındaki giriş animasyonuna bakalım. Yani bakmasak da olurmuş. Sanki böyle hani zombilerin bir canlanış animasyonu vardır ya, yerden kalkma, onun gibi bir animasyondu. Şimdi katilin kovalamaca müziğine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın, bir gülesim geldi de tipini görünce. Yani hem katilin müziğini dinletmiş olduk hem de peşinizdeyken nasıl görüneceğine bakmış olduk ama yani ben bununla gülmekten chase atabilir miyim bilmiyorum. Şöyle biraz daha dıştan inceleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göbeği var, kafası yok. Yani minicik bir kafası var, bacakları boyundan uzun. İlginç bir killer. Evet, şimdi geldik katilimizin özelliğine. İlk olarak katilimizin düz vuruşunu göstereyim. Şu şekil. Korkunç bir animasyonu var. Arkadaşlar gelelim özelliğimize. Katilin özelliği biraz karışık gelmişti başta ama deneyerek çözdük. Şimdi size de doğru bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk olarak şu şekil, sağ tıka basılı tuttuğumuzda çıkan bir özelliğimiz var. Bu özelliğimizi şu şekil fırlatabiliyoruz ve olduğu yerde bir patlama etkisi yaratıyor. Aynı şekilde şu şekil
dikey bir şekilde nesnelerden de sektirebiliyoruz özelliğimizi. Yani isterseniz boş bir alana atabiliyorsunuz, isterseniz de bu şekil nesnelerden sektirebiliyorsunuz. Gençler, ilk olarak katilimizin özelliğini direkt olarak bir kurbana tutturursak, kurban birkaç saniyeliğine topal efektine giriyor. Yani koşu hızı azalıyor. Şu şekil gösterelim. Gördüğünüz gibi normale göre daha yavaş koşuyor. Ama bu çok uzun süren bir efekt değil. Eğer özelliğimizin patladığı yerde kurban varsa, şu şekil gördüğünüz gibi, kurbanı güçsüz durum efektine sokmuş oluyoruz. Ve kurbanın bu efektten kurtulması için mouse'unu şu şekilde size çevirmesi lazım. Yani şu şekilde başka taraflara bakarak kurtulamıyor. Bu efektten kurtulması için şu şekilde bildiğiniz size bakması yeterli. Solda bir bar oluyor ve bu bar yavaşça azalıp bu özellikten kurtuluyor size baktığı süre boyunca. Fakat diyelim ki kurbanı bu efekte soktunuz. Kurban da size bakmıyor. Yani bu efekti şu an geçirmiyor. Solda gördüğünüz gibi bu efekte kalmaya devam ediyor. Eğer ikinci patlamayı da kurbana tutturursanız, gördüğünüz gibi bu şekilde yaralıyorsunuz arkadaşlar. Bu efekte kalmaya devam edip yaralı haldeyken bu özelliğinizi tutturursanız da, gördüğünüz gibi yere düşürüyorsunuz arkadaşlar. Özelliğinin hasar mantığı bu. Yani özelliğinizden kurtulması için sadece karakter olarak değil, mouse'unu da şu şekil size çevirip bakması lazım. Gençler, bir diğer olayımız halüsinasyonlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi sizin tıpatıp aynınız olan klonlar bırakıyorsunuz haritaya. Fakat bunları özel bir tuşla falan yapmıyorsunuz. Solda ve sağda gördüğünüz gibi yavaş yavaş dumanlar yükseliyor. Bu sizin halüsinasyon özelliğinizin dolduğu anlamına geliyor. Şimdi birazdan daha net anlayacaksınız. Bu özellik fullendiği zaman neredeyseniz oraya bir halüsinasyon bırakmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi iyice yükseldi. Şu an burada duruyorum. Ve bu şekilde buraya bir halüsinasyon yaratmış oldum arkadaşlar. Bu halüsinasyonlar ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi istediğiniz halüsinasyonu seçerek CTRL tuşuna basıp bu halüsinasyonlar arasında ışınlanma gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir halüsinasyon ışınlandıktan sonra gördüğünüz gibi diğerleri beklemeye giriyor. Yani hızlı hızlı ondan ona ondan ona gidemiyorsunuz. Bu şekilde bir animasyon giriyor halüsinasyonlara ve tekrar ışınlanabilmeniz için onların kalkmasını beklemeniz lazım. Hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, halüsinasyonlar bu şekil ayağa kalktığı zaman tekrardan istediğiniz halüsinasyona ışınlanabiliyorsunuz. Şu sağ tıkı şu şekilde bir kurbana tutturduğunuz zaman o kurbanı güçsüz durum efektine sokuyorsunuz demiştim. O durumun adı güçsüz. Bu efekte olan kurban başına bu halüsinasyonları yaratma süreniz düşüyor arkadaşlar. Yani daha hızlı hızlı spamlayabiliyorsunuz bu halüsinasyonları. Fakat kurbanlar bu halüsinasyonların yanına gidip sol tıka basılı tutarak bu halüsinasyonları def edebiliyorlar. Gördüğünüz gibi halüsinasyonu bu şekilde bir animasyonla def edebiliyorlar. Gençler, kurbanlar halüsinasyonu def ederken animasyon tamamlanmadan def etmeyi bırakırlarsa aynı şu sağ tıkınızı tutturmuş gibi güçsüz efektine geçiyorlar. Gördüğünüz gibi halüsinasyonu yok etmeye oturdu. Fakat barı tamamen doldurmadan yok etmeyi bıraktığı için bu güçsüz efektine geçmiş oldu. Gençler, bu halüsinasyonların bir diğer olayı da eğer bir kurban halüsinasyonu tam def ederken o halüsinasyona ışınlanırsanız o kurbanı yine güçsüz moda sokmuş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi yok ederken ışınlandım ve bu şekilde o kurbanı yine güçsüz durum efektine sokmuş oldum. Gençler, katil kancaların dibinde ya da jeneratörlerin dibinde durup bu halüsinasyondan yaratamıyor, haberiniz olsun. Ve halüsinasyonlarla ilgili bir diğer olay, güçsüz modda olan kurbanların halüsinasyonu def etme süresi daha uzun sürüyor. Bunu şimdi deneyelim. Şimdi gördüğünüz gibi normal modda olan bir kurban def etmeye çalışıyor ve hızlı bir şekilde def etti. Şimdi o kurbanı moda soktum. Şimdi deneyecek bir de. Gördüğünüz gibi bir öncekine göre daha uzun sürdü. Halüsinasyonu def etmeye başlayıp animasyon tamamlanmadan bırakan kurbanlar güçsüz durum efektine geçiyor demiştik. Bunun yanı sıra halüsinasyonu def ederken animasyon tamamlanmadan bırakan kurbanlar katil içgüdüsüyle birlikte size görünüyorlar arkadaşlar. Şu şekil. Göstereyim. Gördüğünüz gibi animasyonu tamamlamadığı sürece hem güçsüz moda girmiş oluyor hem de yeri size gözükmüş oluyor. Gençler, şimdi bir şeyi merak ettik, onu deneyeceğiz. Katil özelliğiyle birden fazla kişiye hasar verebiliyor mu, buna bakacağız. İlk olarak özelliğimi şöyle attım ve
3 kişiyi birden özelliğime sokabildim. Bu tamam. Bana küstüler. Özellikleri bitmesin diye bakmıyorlar şu an. Peki aynı yere bir daha attığım zaman... Gördüğünüz gibi 3 kişiye birden hasar vermiş oldum. 4 kişi olsa 4 kişiye hasar verecektim. Yani birden fazla kişiye özelliğinizi tutturabiliyorsunuz arkadaşlar. Gençler, katilin bıraktığı halüsinasyonların yanına yaklaştığımız zaman şu şekilde bir blur efekti giriyor. Bunu katil tarafında gösterememiştik doğal olarak. Kurban tarafında gösteriyorum. Çok uzağındayken değil, böyle dibine geldiğiniz zaman yaşanıyor bu efekt. Ve sol tıka basılı tutarak şu şekilde bir animasyon giriyor bu arada. Direkt birincil kameraya alıyor yani. Ve def etmiş oluyorsunuz halüsinasyonu. Siz halüsinasyonu def ederken katil ışınlandığı zaman nasıl bir görüntü oluyor, ona da bakalım arkadaşlar. Bu şekilde bir atılımı oluyor katilin. Güzel animasyon bu arada. Çok jumpscare yedirtebilir. Katil şu şekil özelliğini attığı zaman bu moda giriyoruz demiştim. Solda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bar var. Bu bar şu an azalmıyor çünkü katile bakmıyorum. Fakat mouse'umu çevirdiğim an gördüğünüz gibi solda bar azalmaya devam ediyor. Mouse'umu çektiğim an tekrardan bu bar doluyor. Yani bu moddan çıkmanın tek yolu şu şekilde mouse'unuzu katile çevirmek. Katilin ne yöne baktığının önemi yok. Gördüğünüz gibi katilin arkası bana dönük olmasına rağmen ben mouse'umu katile çevrili tuttuğum sürece bu güçsüz durum efektinden kurtulabiliyorum arkadaşlar. Katilimizin M1 animasyonunun dıştan görünümü de bu şekilde arkadaşlar. Onu da kurban tarafındayken daha detaylı bir şekilde göstermiş olduk. Katilimizin kurban tarafından olan incelemesi de bu kadardı. Gençler, şimdi gelelim katilin perklerine. İlk perkümüz serbest. Bu perk bir kurban herhangi bir şekilde yaralandıktan sonra 30 saniyeliğine aktif hale geliyor. Ve şu işe yarıyor. Bir pencereden atladıktan sonra 10 saniyeliğine %5 sürat etkisi kazanıyorsunuz. Yani hareket hızınız artıyor. Bu etki kendisiyle birikemez diye bir not düşmüşler. Yani pencereden arka arkaya geçip %10, %15, %20 diye bu sürat etkisinin yüzdeliğini arttıramıyorsunuz. Katilimizin ikinci perkü beklenmedik. Bir jeneratörü bozduğumuz zaman dehşet alanımız, yani kalp atış menzilimiz 30 saniyeliğine jeneratöre aktarılıyor. Ve dehşet alanımızın boyutu 32 metre genişliyor. Yani iki katına çıkıyor. Kurbanlar o jeneratöre çok uzakta olsa bile kalp atış sesi duyuyorlar ve tedirgin oluyorlar. Katilin nereden geldiğini anlamıyorlar. Ve bu 30 saniyelik süre boyunca tespit edilemez durum etkisi kazanıyorsunuz. Yani bir kurbanın dibine gitseniz bile sizin kalp atış sesinizi duymuyor. Çünkü kalp atış sesiniz o jeneratöre bırakılmış durumda. Sonrasında bu avantaj için 30 saniye bekleme süresi giriyor arkadaşlar. Arka arkaya kullanamıyorsunuz. Ve katilimizin son perkü perişan. Bir kurban jeneratör yaparken gelen skill check'i ıskalarsa 3 nişan kazanıyorsunuz ve toplamda en fazla 30 nişana ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir jeneratörü tekmeleyip bozduğunuz zaman sahip olduğunuz tüm nişanları tüketiyorsunuz. Tüketilen her nişan için jeneratör toplam ilerlemenin %1 kadarını kaybediyor ve 1 saniyeliğine kapanıyor. Yani diyelim ki 9 nişanınız var, bir jeneratöre tekme atıyorsunuz, jeneratör toplam ilerlemesinin %9'unu kaybediyor ve 9 saniyeliğine kapanıyor. Bu 9 saniyelik süre geçtikten sonra jeneratörün engeli kalkıyor fakat jeneratör gerilemeye başlıyor arkadaşlar. Gençler, şimdi gelelim yeni katilimizin animasyonlarına. Önce katil, sonra da kurban açısından bu animasyonları sırasıyla göreceksiniz. İlk olarak palet stun animasyonundayız. Sıradaki animasyonumuz palet kırma animasyonu. Oğlum, kurban tarafından görmeniz lazım. Bir diğer animasyonumuz katilin kırılabilir duvar kırma animasyonu. Diğer animasyonumuz katilin jeneratör bozma animasyonu. Sıradaki animasyonumuz katilin dolap açma animasyonu. Şimdiki animasyonumuz katilin volt atma animasyonu. Thank you.
Bir diğer animasyonumuz katilin Wiggle yeme animasyonu. Ve son olarak katilin dolaptan grebleme animasyonundayız arkadaşlar. Evet gençler, şimdi geldik herkesin o merak ettiği kısma, mori kısmına. Biz az önce İbo'ya mori attık fakat dağın tepesine attığım için animasyon falan karıştı. Biz de tam olarak göremedik. O yüzden şimdi Ali'ye atacağım tekrar daha açık bir alanda. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kurbanın ölüsü bile kalmadı. Öyle bir mori. Gördüğünüz gibi komple bedenini yok etti. İlk baştaki kısmı hafif böyle minik otlar falan girdi ama genel olarak moriyi anladık. Bence güzel bir mori. Animasyonunu ben beğendim. Arkadaşlar bu arada ben güldüm, siz de gülün diye katilimizin maç çıkış ekranını bu şekilde sizlere paylaşmak istiyorum. Yani bu nedir ya? Hani korkunçsun, ürkünçsün, değişik bir şeysin tamam ama bu nedir ya? Ve şimdi de geçtik kurban tarafına gençler. Kurbanımızın adı Sable Ward. Gördüğünüz gibi şöyle Wednesday dizisinden çıkmış gibi güzel, hoş bir tasarımı var diyebiliriz. Kurbanımızın hikayesini de bu kısımdan okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim kurbanımızın perklerine. İlk perkü yakarış, ağlarını ören örümcekler. Mahzendeyken, yani basement'tayken, halkanın yanındayken birinci yetenek butonuna basarak yakarışı başlatıyoruz. Yakarışlar 120 saniye sürüyor. Diğer kurbanlar biz bu yakarışı gerçekleştirirken bizim haremizi görüyorlar. Aynı zamanda devam eden etkileşime katılabiliyorlar. Selamünaleyküm. Arkadaşlar sapları sıklaştıralım. Allahu Ekber. Katılan her kurban için hız 50 saniye artar demiş gençler ama yanlış çevirmişler. Katılan her kurban için hız %50 artıyor. Fakat eğer katılan kurbanda da bu avantaj varsa hızı %100 arttırıyor bu kurban. Yakarış tamamlandığında mücadelenin geri kalanında zayıf durum etkisi kazanırsın diyor gençler. Fakat burayı da yanlış çevirmişler. Şöyle bir şey oluyor. Karakteriniz yaralanıyor ve sakat durum etkisi altına geçiyor. Maç boyunca da bu sakat durum etkisi gitmiyor. Yani karakteriniz hiçbir şekilde iyileşemiyor. Bir nevi yine maç boyu tek yemiş oluyorsunuz. Zaten zayıf durum etkisi doğru sayılır. Fakat maç boyu yaralı da gezdiğiniz için sürekli ses de vermiş oluyorsunuz yani katile. Fakat avantajı da şu. Tüm kurbanlar kalıcı olarak %15 tamir hızı kazanıyor. Yani haritadaki jeneratörleri çok hızlı bir şekilde yapabiliyor bütün kurbanlar. Arkadaşlar halkaya ilk Tolga abi oturduğu için sakat durum etkisini o yemiş oldu. Diğer yapan kurbanlarda perk takılı olsa dahi ilk halkaya oturan kişi bu sakat durum etkisini yemiş oluyor. Diğerleri yine jeneratör yapma hızını kazanıyor. Fakat sakat durum etkisi altına sadece halkaya ilk oturan kişi geçiyor, haberiniz olsun. Kurbanımızın ikinci perkü gölgelerin gücü. Bu avantaj mahzendeyken, yani basement'tayken devreye giriyor. Elinizde medkit olmadan normal iyileştirme hızının %60'ı kadarında iyileşmenizi sağlayan gölgelerin gücü yeteneğini açıyorsunuz mahzendeyken. Aynı zamanda mahzendeyken bir iyileştirmeyi tamamladıktan sonra 10 saniye boyunca katilin yerini görüyorsunuz. Ve kurbanımızın son perkü de habis. Bu avantaj bir nişan ile başlıyor ve azami, yani maksimum olarak 5 nişana kadar çıkıyor. Her nişan için ağır yaralı durum etkisinden %20 daha hızlı kurtuluyoruz. Mahzende, yani basement'ta geçirdiğimiz her 15 saniye için bir nişan kazanıyoruz. Gençler son kısımda da lanetli durum etkisi altındayken %10 daha hızlı tamir edersin jeneratörleri diyor fakat burayı sanırım yanlış çevirmişler. Çünkü oyunun İngilizce versiyonunda %10 daha hızlı iyileşirsiniz yazıyor. Heal hızınızı arttırıyor yani. Lanetli durum etkisi dediği de katilin herhangi bir hex totemi, yani yanan totemi varsa lanetli durum etkisi altında olmuş oluyorsunuz demek. Buradaki yanlış çeviriyi de düzeltmiş olalım. Evet gençler, güncelleme notları bu şekildeydi. Katil güçlü mü güçsüz mü bunu ilerleyen zamanlarda anlarız. Genelde bu tarz
katilleri direkt gelir gelmez anlayamıyoruz biliyorsunuz ki. Sonradan tam olarak belli oluyor ama eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Işınlanma mantığı olan katiller bana her zaman eğlenceli geliyor. Ve dış görünüşü çok komik katilin, bunu söylemek zorundayım. Onun harici perk olarak falan da ne aşırı güçsüz ne de çok güçlü geldi bana. Ortalama yani. Kurban da aynı şekilde. Siz de hem diğer yenilikler hem de yeni gelen katil ve kurban ile ilgili yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.